Önce bir sosyal deneyimizi izleyin lütfen. Tesadüfi pek çok kişiye sorduk. Hem de bir kız ve bir erkek olarak sordurttuk. Bakın muhabirlerimiz nelerle karşılaştı, bir izleyelim. Ya pardon. Kimisi de böyle dinlemiyor bile. Yani biz yardımcı olamayız. Yabancıyız buralara. Kusura bakma. Dışarıya çıktınız, yolda sokakta yürürken bir insan yanınıza yaklaşıp sizden bir şey talep etse, yardım istese ya da para ya da cep telefonu gibi bir şey istese ona yardım eder misiniz, müsaade eder misiniz? Biz şimdi Zahir Yetişti ekibi olarak Nur'la beraber dışarıya çıktık. İnsanlardan cep telefonlarını isteyeceğiz, yardım talep edeceğiz. Bakalım bize cep telefonlarını verecekler mi? İyi günler. Ya şarjım bitti de çok kısa bir arama yapabilir miyim telefonunuzdan acaba? Çok kısa bir arama yapabilirim telefonunuzdan. Ya acil bir ailevi mesele. Ailevi mi? Evet, çok hızlıca bir arama yapabilirim. 30 saniye sürecek sadece. Bu aradığınız şu gene beni aramaz ya. Yok abi, ailemden birisini arayacağım ya. Merak etmeyin. Söyleyeyim numara istersen ya da ben yazayım hızlıca. Söyleyeyim ben. 88-99. Alo baba, şeydeyim, aşağıdayım. Bakırköy'e doğru inerken o köşede bekliyorum hemen ya. Yol üstündeyim. Tamam hadi bak, çok az kaldı, hemen. Bekliyorum. Abi çok teşekkürler. Ben ne kadar borcum, bir vereyim ya ücretini. Para falan değil ya. Vereyim ya vallahi. Allah sağ ol ya. Ya vaktini aldım. Kontrolün falan. Sağ olasın. Ya pardon, kusura bakmayın. Çok acil bir babamı aramam gerekiyor da. Telefonunuzu kullanabilir miyim 30 saniye? Kontrolüm yok. Benim de. Sağ olun. Ya pardon. Kimisi de böyle dinlemiyor bile. Ya kusura bakmayın, çok kısa telefonunuzu kullanabilirim, şarjım bitti de ailemi aramam lazım acil, çok kısa, hemen 30 saniye bir. Baba bekliyorum aşağıda. Tamam, acil ama bekliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ya ben ödeyeyim ne kadar? Yok yok. Gerçekten mi? Ya çok kısa. Yok yok. O zaman bir şey soracağım, böyle telefonunuzu isteyen herkese telefonunuzu veriyor musunuz? Evet. Neye göre veriyorsunuz ya? Hani her rica edene verir misiniz, üsluba göre mi, tipe göre mi? Biz sosyal deney yapıyoruz da o yüzden. Size göre veriyorum. Hani böyle daha düzgün giyimli, düzgün üsluplu. O şekilde. Siz peki? Siz verir miydiniz? Sizden istedim. Yalnız olsanız istesem verir miydiniz? Verir miydiniz? Ya pardon, bir şey sorabilir miyim? Aceleniz var biliyorsun. Ya şarjım bitti, ailemi arayacağım. Çok kısa bir 30 saniye hemen babamı arayabilir miyim? Öyle mi? Evet vallahi yok. Tamam peki, kusura bakmayın. Çok acil babamı aramam lazım. Çok kısa kullanabilir miyim acaba telefonunuzu? Yok, internetim bile yok. Peki. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ya şarjım bitti de babamı aramam lazım. Çok kısa bir 30 saniye telefon açabilir miyim acaba? Ha tabii. Yani yukarıda olması lazım. Buluşacağız burada. Benim de şarjım bitti. Çok acil hemen aramam lazım. Baba bekliyorum aşağıda. Evet. Meydandan aşağı doğruyken kilise var, simitçi var. Tam çok acil gelmen lazım. Çok teşekkürler. Ben ya hemen çok kısa konuştum ama ne kadar vermem lazım? Ücretini ya ödeyebilirim gerçekten. Ben faturayı ben ödemiyorum zaten. Ya çok az da olsa vereyim ya ben gerçekten. Yok, hocam bir şarjım bitti de çok kısa babamı arayabilir miyim ya? Biraz pişman oldu bak vermediğine. Şu an muallak da yani. Ben istiyorsan konuşabilirsin yerimde. Olur abi. Söyle. Rüzgü güvenmiyorum. Ya kusura bakma kardeşim, konuşuyorsan böyle konuş. Anladım. Tamam abi. Şimdi biz bir sosyal deney yapıyoruz aslında. Onun için soruyorduk. Kapat kapat. Sen niye mesela gittin geri döndün? Vicdanım el vermedi. Ben aslında buradan kameraya söyledim. Dedim abinin bir döndü baktı sanki tam dedim vicdanı el vermedi ama vicdanım dedim. Bak sonradan doğru tahmin etmişim. Bu Show TV'de yayınlanacak. Yayınlayalım mı bunu? Yayınlayayım. Fark etmez. Tamam. Teşekkürler abi. Eyvallah. Sağ olasın. Pardon, affedersiniz, çok acil bir annemi arayabilir miyim? Şarjım yok ama. Tabii arayabilirsin. Teşekkür ederim. Alo anneciğim, ben meydanın aşağısındayım ama şarjım yok da. Yukarı doğru gelebilir misin? Tam çay bahçesinin oraya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek anne ben annem. Pardon, bir şey rica edebilir miyim? Şarjım yok ama 2 saniye annemi arayabilir miyim? Tarafa doğru gelmesini söyleyeceğim ama iletişim kuramıyorum kendisiyle. Doğru da size de oluyor. Valla. Siz de annesiniz değil mi? Evet, evet. Alo.
Anneciğim, ben aşağı doğru Bakırköy Meydanı'nın oradayım ama şarjım yok. Başka birinden arıyorum. Kilisenin oraya gel. Evet, kilisenin oraya gelirsen ben burada bekliyorum. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Telefonunu isteyenlere bu şekilde yardımcı olur musunuz? Yoksa bakıp bir değerlendirdiniz mi? Ya da tedirgin oldunuz mu? Yok, değerlendirdim. Değerlendirdiniz değil mi? Yani Allah'tan öyle bir görüntüm yok. Yoksa tedirgin olurdunuz. Yoksa vermezdim herhalde, ben söylerdim. Değil mi? Bir şey rica edebilir miyim? Telefonumun şarjı bitti. 2 saniye annemi arayabilir miyim bu tarafa doğru gelmesini söylemek için? Cevap şu ben. Sen biz yardımcı olamayız. Yabancıyız buralarda. Tamam. Aradığınız yerle alakalı bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Karşı tarafla evet, ilgili. Evet, terör bağlantısı, ıvır zıvır. Tedirgin oldunuz. Yani. Avukat kendisi. Tamam. Merhaba. Sizden annemi arayabilir miyim? Bu tarafa doğru gelmesini söyleyeceğim. Çok kısa hangi konuşacağım. Numara? Söyleyeyim ben size numarayı. Tam oradayım, bekliyorum seni. Tamam. Çok teşekkür ederim. Telefonu kullanmama neden izin verdiniz? Yani ilk bir tedirgin oldunuz mu yoksa bir değerlendirme yapıp ona göre mi? Numaraya, ne düşündünüz? Numaraya bakarak değerlendirme. Artı 90 olsaydı izin vermeyecek. Ha. Onu değerlendirdiniz. Ona bak. Uluslararası yurt içinde numaranın bir önemi yok. Herkes duyduğunu arıyor bilir. Çok teşekkür ederim. İzin verdiğiniz için. Lazım. Pardon, bir şey rica edebilir miyim? Çok kısa konuşacağım. Önemli değil ya, istediğin kadar konuş. Hı. Arayacağım birisi varsa da ara. Benim gelirsen burada bekliyorum seni. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Show TV Zayde Yetişte programından Nur ben. Hı. Burada sosyal deney yapıyoruz. Arkadaşlarım kayıttalar. Öyle mi? Evet. Telefonu kullanmama neden izin verdiniz? İnsanlık. Yani önce bir tedirgin oldunuz mu yoksa düşünüp değerlendirip ona göre bir... Düşüneceğim bir şey yok ki, kaçtan ne olacak ki? Telefon yani atarım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüntüleri Show TV'de yayınlayabilir miyiz? İzin veriyor musunuz? Yani bence bir sakıncası yok. Çok teşekkür ederiz o zaman. Rica ederim. Teşekkürler. Tekrar tanışmak çok mutluyum. Nur. Volkan ben. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun. Ayrıldılar ama ya çok çok teşekkür ediyoruz. Telefonunu bizimle paylaşan herkese ve gerçekten de çok kolay bir şey değil şimdi. Kendinizi düşünün. Size gelip böyle birisi istese. Ama hocam burada 2-3 şey var şimdi. Bizimkilerin biraz şey de iyi. Hani görüntü, kıyafet falan iyi. Evet. Elinde zaten telefon var. Acaba telefon olmasaydı olur muydu? Bir de annemi babamı arayacağım diyor. Bu arada ikisine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hocam ne düşündünüz? Şimdi tabii yapılan çalışmalarda toplumda birbirine güven, topluma topluma değişmekle beraber 1/10 ile 1/3 arasındadır. Hmm. Ve şu anda bizim toplumda 1/10. Yani 10 insandan biri birbirine güvenebilir. Bu yani, bizi mutsuz etmez mi? İşte tabii eder ama bu toplumlarda birbirine yakındır. Yani, eskiden bizim veresiye diye bir kavram vardı evet, ya. Yani, evet. Alırdık, sonra getirirdik ihtiyaç tabii, olunca ki. Hatta onu bilirdi, tanırdı. Evet. Tamam evet. Sen bu ay verme şimdi derdi. Bir de güvenmememizle ilgili birçok uyaran alıyoruz. Yani işte polisten bize uyaran geliyor. Aman sakın bilmediğiniz numaraları açmayı, telefonunuzu başkasına vermeyin. İşte yapmayın diye birçok evet, uyaran da aldığımız için çok daha temkinliyiz. Tabii burada hani insanlar hiç bunun doğrultusunda yapmıyor. Bir de ilk baktığımız zaman biz insanın yüzüne bakarak onun güvenilir olup olmadığını anladığımızı varsayıyoruz peki, aslında. Gerçekten öyle bir şey var, var mı? 5 saniyede var mı? Nasıl bir şey o? Ya şöyle, siz birine baktığınız zaman bir ön yargı oluşturursunuz. Hmm. Burada bir güven unsuru oluşturursunuz. Ben size şunu söyleyeyim. Mesela güven unsurunun en tipik olduğu şey, hemen söyleyeyim. Mesela yuvarlak yüz hatları. Ha. Yani yuvarlak. Yuvarlak. Bak sende var mesela, bakın. Zahid, ben de öyleyim. Elif de öyle. Mesela şöyle bakalım. Niye yuvarlak yüz hatları? Yuvarlak bebek yüzü olduğunu bebeksilik gösteriyor. Yani evet, orada diyoruz bu bana zarar vermez diyorsun. Masumiyet. Bir de gözler çok önemli. Gözlerin net ve büyük olması. Yani gözlerin görülebilir olması, o da bir güven ifadesi oluşturur. Gözlerinizin büyük olması çok önemlidir. İki gözler oluyor. Kafanın yuvarlak olması. Bir de gözün içine batması herhalde. Şimdi orada göz teması bazen şey yapabilir. Uzun süren göz temas tehdit edicidir. Canın sıkılır. Kısa göz temasları, bir de göze bakarken tam göze değil de iki gözün arasına bakarsak, tam göz teması değil de o zaman rahatsız etmez. Hmm. Ondan sonra bir de
tabii ki yüzümüzün simetrik olması çok önemli. Mesela biz tarafın saçı maviye boyalı, diğer taraf değil. Bu bir korkutucu ifade bizim için. Ha. Onun için alışılmışın dışında olmak. Dışında, evet. Evet, bir de güzellik her zaman, yani birçok zaman diyelim, güven verici bir kavram olarak gözüküyor. Güzelse güvenilir. Bebeklerde bile aslında daha çok mama verildiğini falan. Tabii tabii. Evet, evet, güzel bebekler, gördülerse evet, güveniliyor. Kesinlikle. Yani. Bir de güzel algısı var yani. Ya iyi de güzel olmak zorunda mıyız? Hepimiz öyle hayır, hayır, şöyle, yani. Şöyle. Hani ama temel şey burada. Ha bir de tabii güzelliğin dışında kibar ve sıcak davranış. Ha. Mesela şöyle yapsaydım ben bu deneyi. Mesela pardon. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim ama önce tanışalım. Merhaba. Merhaba. Oytun ben siz. Esra. Esra. Ya vallahi bunu yapsaydım. Ne oluyor bu adam bana mı yürüyor? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Adını sormak mesela. Pardon bir dakika. Ya ben sizden bir şey isteyeceğim ama ya benim adım Ahmet. Mesela Mehmet Oytun. Ha. Sizin adınız ne? Yani ben şuralıyım. Ben söylemem mesela. Hayır öyle. Yani çok. Hayır. Hayır söylemeniz gereksiz. Eğer ön irtibatı kurursanız daha rahat olursunuz. Hatta bak ben bunu bu soru sosyal deney tekrar yapacağım ben. Buna tamam. İki tane ek ekleyeceğim. Sürpriz ek. İyi, o zaman telefonu bakalım. Verecekler. Mesela hiç tanımadığım bir adam gelse yolda dese ki işte merhaba ben Ahmet sizin adınız ne? Ben Zahide Yetiş olmasam bir sorun mu var? Falan derdim herhalde yani. Ne bileyim ya da biz ben öyle de kaçabilirim. Ha, bir de bak burada çok güzel bir şey daha var. İnsanların insanlara bir şey alması için bir sebep göstermeleri gerekiyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bak buradan aklıma ne geldi. Eskiden yolda da tanışılabilirdi. Mesela bekar bir adamsın, tertemizsin, tamam mı? Bir kız gördün, yani bir tanışabilir miyiz diye eskiden giderlerdi değil mi? Biz yine yüz vermezdik falan ama hani bir giderdi kapısının önünde beklerdi. Yaşadınız mı hiç öyle bir şey? Bak tabii, çok. Eskiden, evet. Ha, eskiden öyleydi. Şimdi vallahi tokatı yer çocuk. Çünkü anne aman demiştir, baba sakın demiştir, kız da evet, korkmuştur. Ama öyle tanışmıyorlar, sosyal medyadan tanışıyorlar. Bu yüzden sanki, sosyal evet, medya da aslında evet, bir taraftan gereklilik. Aslında sosyal medyada da kişi kendini çok bambaşka tanıtabilir. Orada da yalana dikkat etmek evet, gerekiyor evet, herhalde çok farklı mi? Bir şekilde, hiç yaşamadığı yaşamı gösterir şekilde olabiliyor. Bir de burada çok gerçekçi bir sebebiniz olması lazım. Mesela kuyrukta mesela bir kuyruk var, evine geçerseniz herkes bağırmaya başlar. Ha tabii. Ama siz insanlar şunu derseniz, işte mesela acelem var, yetişmeye ama herkesin acelesi var. Mesela ben şöyle sosyal deneyi de biliyorum. Havalimanında kuyruklarda mesela şunu diyorum bazen. İçeride şarjımı unutmuşum. Bak. İçeride şarj nasıl unutulabilir? Ha. Ama insanlar hiç buna dikkat etmiyorlar. Yani şarjımı unuttum diyorum çok sıkıntılı. Herkes geç diyor. Hmm. Orada en önemli şey ne? Bir sebep sunmak ve bu sebebin esasında onların sebebinin dışında olması lazım. Şimdi orada herkesin acelesi var. Şöyle dersem acelem var dersem herkesin acelesi var. Ama içeride şarjım var demek ha bu adamın durumu farklı. Onu yaratman lazım. Aynen öyle. Peki size bir şey soracağım. Şimdi madem sosyal medyayı konuşuyoruz. En büyük şikayet sosyal medyada kocam beni aldatıyor. Bu aldatma sayılır mı? Ya karım. Aslında boyutuna göre değişir. Biz buna mikro aldatmalar diyoruz. Şu anda boşanmaların da yüzdesini çok arttırmış durumda. Ya. Gizlice yazışmalar mesela sosyal medya üzerinden. İşte beğendiği kadınları sırasıyla alta kadar yani beğen butonuna basmak. Artık sosyal medyada beğen butonuna basmak şu demek ben gidiyorum yanına ben seni çok beğendim. Bunu demekle sosyal medyası beğendim. Özellikle de fotoğrafların altına kadar 10 yıl önce fotoğrafını koymuş onu bile beğeniyorsan bu buradan sana biz hepsine baktım demek. Hepsine baktım, hepsini de çok beğendim, seni inceledim, sana vakit ayırdım demek oluyor. Veya tanımadığı kadınları sırf işte güzel giyimli ya da spor yaparken, fitness yaparken kadınları takip ediyor olmak, gizlice yazışmak, telefonunu istemek, ayrıca telefonda adlarını işte Ahmet Mehmet diye kaydetmek. Şimdi DM'den tabirimi caiz görün. DM'den yürüyor diye bir kavram oldu. Eskiden yürüyor deyince biz normal adım atıyor anlıyoruz. Böyle bir şey.